Sitcom yapmayın. Allah belanızı versin. Ama bir şey diyeyim mi? Ben de kesme buraları ya. Fikir özgürlüğü. Friends bence. Friends sitcom değil ya. Gülme efekti olan yerlerde gülmüyorum ben mesela. Friends bence de çok abartı ve balon bir dizi. Friends ve Seinfeld balondur, overrated'dır. Biraz kültürlenmek istiyorsanız başka diziler izleyin. Benim şöyle bir sorum var. Hiç Türk sitcom izlediniz mi? Benim cevabım çok kısa olacağı için önce ben başlayayım isterseniz. Ben Türk sitcom'u izlemeye çalıştım. Avrupa Yakası'nı izlemeye çalıştım ama gülme efekti yüzünden izleyemedim. Bağlanamadım diziye. Yani en son Gibi izledim. Gibi çok iyiydi bu arada ama Eksen üyeliğim yok. Eksen almayı da düşünmüyorum. O yüzden o da yarıda kaldı. Türk sitcomuna maalesef çok yabancıyım, çok cahilim ve bir eksiklik mi diye düşünüyorum. O kadar da değil. Yani evet, benim için bu kadar Türk sitcomu. Gülse Birsel Yalan Dünya arada açıp izliyorduk, işte TV2'de falan da çıkıyor akşamları. Okey. Ama mesela sorduğunda aklıma gelmiyor aslında. İşler Güçler ve Kardeş Payı'nı izlediniz mi? İşler Güçler'i izlediğimi hatırlıyorum ama çok küçüktüm. Lisede falandım, o kadar da küçük değildim gerçi de. Yani bilemedim, hatırlamıyorum ya. Ama İşler Güçler'den sanki keyif aldım gibi hatırlıyorum. Ben düşünüyorum. Ben de nedense Avrupa Yakası'na herkes bu kadar yükseliyor ama ben de nedense hiç şey yapamadım. Küçükken de o kadar hoşuma gitmiyordu. Şimdi de herkes dönüp dönüp izliyorum diye yine pek ısındığım bir yapım değil. Ondan başlayayım. Onun dışında ya benim aklıma hep şeyler geliyor. Küçükken izlediğim işte o 7 numara, Ayrılsak da Beraberiz gibi şeyler geldi gözümün önüne sitcom deyince. O zamanlar tabii eğlenerek izliyordum. Hatta 7 numarayı 2 sene önce annemle oturduk ve YouTube'da tüm bölümleri yüklenmişti. Her gün böyle bir bölüm izleyerek tekrar bitirdik ve cidden çok hoş bir dizi. Bence de ya, 7 numarayı ben de çok severim. Sitcom olarak Türkiye'de. Ama benim bir numaram Tatlı Hayat. Kesinlikle muhteşem bir dizi. Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in oynadığı. Ben bayılırım o diziye. O, şöyle bir şey söyleyeyim. Türkan Şoray'ın oyunculuğu aşırı derecede kötü. O şeyde. O dizide. Çok şaşırtıcı derecede kötü. Gerçekten hiç beklemiyordum. Çok enteresan, böyle ilkokul piyesinde oynar gibi rol yapıyor bazı bölümlerde. İlk bölümlerde özellikle. Sonradan biraz daha oturuyor. Ama Haluk Bilginer'in bu dizideki karakteri, hani İhsan karakteri, bence belki de Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en iyi komedi karakterlerinden biridir diye düşünüyorum. Bu diziler geliyor benim aklıma. Söylediklerine katılıyorum ve ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Avrupa Yakası'nı izledim, ben bitirdim ve eğer gülme efektlerini göz ardı edebilirseniz eğlenceli bir yapım olabiliyor diye düşünüyorum. Buna ek olarak birkaç yapımdan bahsetmek istiyorum ayrıca. Benim Annem Bir Melek diye bir dizi vardı, hatırlar mısınız? Aa, evet. Evet. Ya o dizi üzerinden çok zaman geçmesine rağmen, yani eski bir yapım olmasına rağmen, ya belki o nostaljik hislerden dolayı bilmiyorum ama açıp birkaç sahnesine baktım ve çok tatlı bir his uyandırdı içimde. Tabii bütün bölümleri hatırlamadığım için dizinin genel kalitesiyle ilgili bir yorum yapamam ama yani o da bence Türk sitcomları arasında çok tatlı bir yer ediniyor diye düşünüyorum. Bunun sebebi şey olabilir mi acaba? Şimdi bakıyorum da, yayınlandığı dönem 2008-2010. Bizim dönemimizin tam işte bir şeylerin farkında olduğu gerçekten ve ciddi anlamda hatırlamaya başladığı dönem. Ve sanki o dönemler gerçekten güzeldi Türkiye'de. Evet. O döneme mi denk geldi acaba? O yüzden mi biz bu diziyi tatlı, sıcak bir şey olarak hatırlıyoruz acaba? Olabilir, çünkü gerçek manada
Türkiye'nin güzel olduğu, tabii benim düşüncem bu, son seneler. 2010 civarından sonra her şey çok farklılaşıyor yani. Bu dizilerin de bize bu kadar tatlı ve iyi gelmesi nedenlerinden biri de hani bizim küçüklüğümüze denk gelip oradaki güzel anılarımızı hatırlatmasından dolayı da olabilir. Ya bunun dışında Kardeş Payı ve İşler Güçleri de izledim. Biliyorsunuz aynı ekip tarafından yapılan iki yapım. İşler Güçler çok farklı şeyler deneyip daha böyle ilgi çekici öğeler katıp daha eğlendirebilen bir yapımken, Kardeş Payı da ona benzer bir formülü deneyip ondan sonrasında da ilk başta çok yoğun absürtleşip sonra da çok saçmalaşan bir yapıma dönüşmüştü. Onu pek sayamayacağım ama Hasan'ın da dediği gibi hani geçmiş dönemde bizim görmediğimiz, izleyemediğimiz Bizimkiler dizisi gibi çok güzel ve iyi sitcomlar varmış, var olduğu söyleniyor. Tabii bunlarla ilgili detaylı yorum yapabilmek için de tekrar izlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Kim bilir, belki bu kayıttan sonra Ofis Türkiye çekilmeye başlanır ve bu yakın zamanlarda iyi bir Türk sitcom dizisi olmayış problemi de ortadan kalkar. Yani şunu düşünüyorum, çekilirse yine 2 saate yaymak isteyecekler 20 dakikalık senaryoyu. O yüzden olmayacak. Eğer bir platforma çekilirse, mesela örneğin Exxen alırsa, ya böyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Yani evet. Olmaz ya. Ofisin altından kalkamazlar gibi geliyor bana. Hani umarım bir gün yaparlar ve ben bu söylediklerimi geri çekmek zorunda kalırım. Ama o konuda hiç güvenim yok. Umarım bir gün yaparlar ve Haluk Bilginer oynar ya. Ya bir de şunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama mesela bahsettiğimiz sitcomlar genelde bizim telefonların hayatımıza bu kadar dahil olmadığı dönemlerde ve insanların gerçekten anı yaşadığı dönemlerde olan geçen diziler. Şimdi mesela bu 2022 ya da 23 yapımı diyelim, bunun bir versiyonunu çekmek istesek, bu sefer telefonlarla ilgili yaptığımız şeyler, şakalar vesaire de olacak. O yüzden o eski tadını da vermeyecek. Evet, genelde bu senin bahsettiğin şeyi yapılan remake'lerde ben çok yaşıyorum. Teknolojinin çok böyle gereksiz o yapıma adapte etmeye çalışılıp da çok, yani gerçekten gereksiz hissettiren şeyler oluyor. Dediğin gibi farklı bir tat, evet, verir o zaman. Ama mesela tekrardan önerime geleceğim. Abbott'ta dizi zaten direkt hani remake vesaire olmadığı için çok güzel bir şekilde günümüz bu teknoloji olanaklarını da kullanıyor. Mesela müdür var bir kadın, Ava. Kadın müdürlük çok yapmıyor. TikTok'ta sürekli canlı yayın açıyor. Instagram'a bir şeyler atıyor. Aynı zamanda influencer ve müdürlük yapıyor falan. Onun komedisi güzel. Ama mesela bu konsepti ofiste kime yedirebilirsin diye düşünüyorum. Kelly'ye yedirebilirsin mesela maksimum. Evet. Ama evet. O da olmaz. Kelly'nin görevi orada müşteri hizmetlerinde bulunmak aslında ve Ryan'la olan toksik ilişkisi. Bir de bunun üzerine karaktere işte bir influencer tarzı bir kimlik verirsen çok karman çorman olur. Olmaz yani. Bilmiyorum. Sanki o dönemlerdeki bu SMS olayı telefon için yeterli bir seviyeydi. Bizim aslında odaklandığımız komedi unsurları çok daha farklı olduğu için çok daha kaliteli geliyor mu diyebiliriz artık. Benim yorumum bu şekilde. Ben konuyu biraz geri götürüp Türkiye'deki şeyden bahsedebilir miyim? Tabii. İşler Güçler ve Kardeş Payı ikilisinden. Şöyle, ben de İşler Güçleri daha yaratıcı, gerçekten çok yaratıcı bir dizi olduğunu düşünüyorum bu arada. Konusu olarak, işlenişi olarak. Bu işte Selçuk Aydemir, Murat Cemcir, Ahmet Kural ekibi ve ya diğer oyuncular da giriyor çıkıyor. Çok fazla kişi var. Hani bunların filmlerinde de Çalgı Çengi, Düğün Dernek gibi filmlerinde de hep aynı kadro olduğu için hani hepsini bir ele almak istiyorum. Selçuk Aydemir yazıyor bunların çoğunun senaryosunu ve başlarda misal Çalgı Çengi 1'i izlediniz mi bilmiyorum. Normal klasik kurgu bir komedi filmiydi. Sonra İşler Güçler çok farklı bir şey denedi ve tutunca aynı kurgu tekniğini işte, Kardeş Payı'nda abartarak kullandılar. Evet. İşte o sahne geçişleri, karakterlerin yaptıkları hareketleri, eklenen ses efektleri vesaire derken çok absürt bir seviyeye ulaştı. Daha sonra
Çalgı Çengi'ye ikinci bir film çektiler ve birinci filmde asla bu şekilde olmayan ama işler güçler ve işte Kardeş Payı'nda yaptıkları o kurgu tekniğini Çalgı Çengi'nin devam filminde kullandılar. O kadar irrite duruyordu ki Kesinlikle. çok kötüydü o açıdan. Hani bambaşka bir yapım olmuş ve dedim ki bu Çalgı Çengi değil ki, bu normal işler güçlerin bir bölümü gibi duruyor falan demiştim. Aynısını şeye de yaptılar. İşte Düğün Derneği'nde mesela ikinci filminde daha da abarttılar o efektleri falan. Böyle enteresan bir çıkmaza girdiler. Şu anda da bir şeyler üretiyorlar mı bilmiyorum bile. Söylediklerine kesinlikle katılıyorum ve şunu eklemek istiyorum. Hani bir yapımda bir formül tuttuğu zaman, yani bir yapılan bir şey çok beğenildiğinde onu daha da abartarak, daha da absürt biçimde ya da hiç uygun olmayacak filmlere bile çok yoğun biçimde uygulayıp farklı yapımları, yani ondan sonra gelen yapımları tamamıyla çöp hale getirebiliyorlar maalesef. Az önce gülme efektinden bahsettik. Hani Avrupa yakasından falan bahsederken. Peki bu gülme efekti Friends, How I Met Your Mother gibi dizileri nasıl etkiliyor? Onlar hakkında hiç konuşmadık. Sitcomlardan bahsediyoruz ve Evet, Seinfeld'den de konuşmadık. How I Met Your Aynen. Mother. Bunlar hakkında ve gülme efekti hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Herkesin öncelikle bir numara sitcom dediğinde aklına gelen herhalde Friends, sonra Seinfeld. Üç numarada işte How I Met Your Mother. Ondan sonra artık Office falan geliyor. Bence sıralama bu şekilde. Bilmiyorum katılır mısınız? Friends yani bence net overrated. Seinfeld de aynı şekilde. Ben İlginç Seinfeld'i geliyor. izlerken gelsin ben hepsini göğsümde yumuşatırım. Hiç sıkıntı yok. Çünkü gerçekten ikisi de overrated. Özellikle Seinfeld'i izlerken bazı noktalarda rahatsız oldum. Hani mesela bu şey değil. Şaka yapıyorsun ve bu bana çok ofansif geliyor. Ben bunu üzerime alıyorum. Öyle bir nokta da değil. Yani bazı noktalar çok amaçsızdı. Ve kendimi şunu derken buldum. Ya ben bunu neden izliyorum? Sonra da şunu hatırlattım kendime. Sen başladığın diziyi bitirmek zorundasın. Benim kendimde böyle bir olayım var. Yüzden mecbur her şeyi izliyorum, tüketiyorum sonuna kadar. Ve Cidden mesela mi ya? Bu Seinfeld'in kötü evet. bir alışkanlık olabilir. Çağ bunu gerektiriyor ve ben de tüketmek için yiyecekleri değil dizileri tercih ediyorum. Film serilerinde de bunu düşünüyor musun? Hayır, film izlerken çok zorlanıyorum. Ya Böyle film... 5-6 kez falan durduruyorum. Ya eğer film serilerinde de böyle bir şey hissetsen, mesela çok kötü bir film serisini izlesen ve ilk filmini yanlışlıkla izlesen, çok büyük sıkıntı. Bütün film serisini izleyip kendine eziyet etmek zorundasın o zaman. Yok, serilerde öyle olmuyor. Mesela 2 saatlik bir film izlemektense bir oturmada bunu yapmak benim için çok zor. Bir sezon dizi bitirmeyi her türlü tercih ederim. Tek oturmada. Ben öyle düşünmüyorum şahsen. O yüzden de bugün sitcom izlemeyen taraf olarak burada bulunuyorum. Evet, şeyden bahsediyordum. Seinfeld ve Friends'in balon olduğundan, overrated olduğundan. Mesela ben Daha ikinci podcast'ten bizi mahvediyorsun şu an. Ama bir şey diyeyim mi? yok Ben de kesme buraları Friends ya. için Fikir aynısını diyecektim. özgürlüğü. Ben Aa, kesin balondum. Seinfeld'in balondur, abartıdır. Friends de Anlıyorum balondu. zamanında Friends de böyle daha bir balondu. sitcom yapılmadı. Öncüsüydü bir şeylerin ama bir şeylerin öncüsü diye sevmek zorunda değiliz. Bu kadar basit. Ve Seinfeld'le ilgili şunu da söyleyeceğim. Final bölümünü insanlar beğenmemiş mesela. Ben beğendim. Çünkü bu 4 kişinin yaşaması gereken son buydu. O hapishanede ceza almaları gerekiyordu ve bence çok iyi, çok isabet yerinde bir final olmuştu. O yüzden mutlu son olmadığı için de hiç pişman değilim. O 4'ü hiç mutlu son olmadı bu arada. Benim için mutlu son oldu. Komik olan yerleri vardı. Bak Seinfeld'den yine devam ediyorum. Ama mesela Jerry komik bir adam değil. Ve Evet, Jerry kesinlikle. bize komik olarak anlatılıyor. Kadınlar çok komik diye yanına çok güzel kadınlar geliyor falan. Yani nasıl bir hayal dünyası bu? Asla olmadı. Elaine Yalnız mesela. Elaine'in yemek yemesi beni çok rahatsız ediyordu. Ağzını kapat. Spoiler verildi.
balon dendi. Yani bizi ateşle yakacaklar şu an. Ben Seinfeld'den ama Kramer'ı seviyorum. O kadar. Seinfeld'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Friends'e geçecek olursam. Hani okey işte 6 kişi 10 sene bir arada durdular. Hepsi birbirinin çifti oldu. Yani ne söylenebilir ki? En çok güldüğüm Joey'di ve Phoebe'di. Rachel çok abartı. Yine söylüyorum. Friends bence. Friends sitcom değil ya. Gülme efekti olan yerlerde gülmüyorum ben mesela. Yani artık bilmiyorum gerçekten. Mesela Chandler. Chandler çok sarkastik bir adam. Okey anlayabiliyorum. Bazı noktalarda relate de edebiliyorum. Ama Chandler de o kadar komik değil. En itici karakter Ross bu arada. Ross'u hiç sevmiyorum. Yani ve bu arada Rachel'la ara falan da vermemişlerdi. Aldatamaz da. O aldatmaya giriyor yani. Evet bu kadar. Genel tekrardan olarak söylüyorum. Friends ve Seinfeld balondur. Overrated'dır. Biraz kültürlenmek istiyorsanız başka diziler izleyin. Ha, benim favorim The Office diye başka dizi izlemiyorum da sanmayın. Gayet de düzgün sitcom bilgim var. Ona göre beni linçleyecek insanlara sesleniyorum burada. Bu kadar. Ekranomun son podcastiyle karşınızdaydık. Tutuklanıyorum değil mi? Ben bunlar hakkında yorum yapabilir miyim? Hayır. Şöyle şu konularda Ahsen'e katılıyorum. Seinfeld'in bir öncü olduğu için çok fazla abartıldığına katılıyorum. Fakat ben yine de kötü bir dizi olduğunu düşünmüyorum. Çok severek izledim ve hadi kavga edelim. Fazla bir örneği hala daha olmayan bir şey yaptığına inanıyorum. Ve evet, Jerry Seinfeld hiç komik değil. İtici bir karakter hatta. Sitcom yapmayın. Allah belanızı versin. Friends bence de çok abartı ve balon bir dizi. Kötü demek istemiyorum fakat gerçekten aşırı abartılıyor. Bu kadar abartılmasına pek gerek yok arkadaşlar, sevgili dostlar. Yani tamam, popüler kültürün en büyük parçalarından biri dizi sektörünün ama bunu bu hale getirmek biraz zorlama ya. Çok safe bir dizi. Suya sabuna fazla dokunmayan, öylesine işte hayatın keyfini çıkaran insanları izliyoruz. Evet. Ama ben evet, yani az önce söylediğiniz gibi o gülme efektleri o kadar çok ki ve gerçekten komik olmayan sahnelere koyuyorlar ve izleyiciye bak sen burada gülmelisin zorlaması yapılıyormuş gibi hissettiriyor ve rahatsız empoze edici ediyor. Bence. Evet. Bu arada Hasan, yani bence kötü dizi değil dedin de ben zaten kötü dizi demedim. Sence abartı dedim. Yani evet, ortalama kalitede. Ya doğru, Hasan kötü dizi demedi aslında. Bok gibi bir dizi dedi. Pardon o zaman. Evet, lütfen. Ben bir de Hawaii Meteor Mother'a değinmek istiyorum. Hawaii Meteor Mother'da Friends de çok fazla karşılaştırılarak çok fazla gömülüyor, gereğinden fazla. Mesela evet, final sezonundan ben de hiç haz etmem. Hiç çok bayağı sinir olarak izlemiştim final sezonunu. Fakat dizinin geriye kalanını ele alınca ben hatta çoğu yerinde Friends'ten daha iyi ve komik olduğunu düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz? İzlediniz mi bu arada? Hawaii Meteor Mother'ı yarısını izledim ve ben final bölümlerini izledim. Yani izlerken keyifliydi ama işte yine overrated meselesine geleceğim. O kadar keyifliydi. Hiç sitcom izlememiş biri olarak burada olduğumu söylesem de izlediğim bir tane yapım var. O da Brooklyn Nine-Nine. Kendisi izlerken çok eğlendiğim bir yapım. Ve hani genel olarak izledikten sonra ben neden sitcom ya da izlemiyorum diye kendime sorduğum bir yapım oldu. Öteki yapımları çok fazla izlemediğim için sizin Brooklyn Nine-Nine hakkındaki düşüncelerinizi de açıkçası merak ediyorum. İzlediniz mi? Ben izledim. Ben de izledim. Bir şey diyeceğim. Çok gömmeyin. Çünkü beğendim dedim. Hani az önce Seinfeld'i gömdüğünüz gibi bunu da gömerseniz kendimi sorgulayacağım. Teşekkürler.
Hayır ya, bunu gömmeyeceğim, merak etme. Teşekkürler Ahsen. Ama sözü Hasan'a veriyorum önce. Brooklyn Nine-Nine de aslında çok yeni bir dizi değil. Epey oldu başlayalı ama Türkiye'de son 2-3 yıldır bayağı bir yükselişe geçti. Özellikle Office gibi çok fazla diziden böyle 1-2 dakikalık parçalar çok fazla paylaşılmaya başladı. Karakterlere dair şeyler paylaşılıyor falan. O bakımdan internetin büyük bir etkisi oldu dizinin parlamasında, özellikle Türkiye'de. Yani dizi hakkında ben şey söyleyebilirim. Hani bu ensemble denilen şeyin çok güzel bir örneği. Neredeyse tüm karakterlere eşit süre veriliyor gibi falan. Tamam, dizinin bir Jake Peralta ve işte Emmy gibi başrol karakterleri var, fakat diğer yan karakterler de o kadar olayın içinde ki, ve hepsi nasıl denir? Her karakter bambaşka bir alemde. Normalde bu kadar kalabalık kadrosu olan dizilerde en göz önünde olan 4-5 oyuncu hakkında detaylı bilgilere sahip oluruz. Gerisi sadece bizim için karikatür karakterler olur. Ama Evet. Brooklyn Nine-Nine onu öyle bir işliyor ki, o ekipteki herkesin aşırı özgü karakteri hakkında hepimizin net fikirleri oluyor. Hepsi bizimle beraber yaşıyormuş gibi. Bence bu açıdan çok değerli bir şey yapıyor. Ve komedi unsurlarını da kullanışını ben çok seviyorum. Özellikle bazı bölümlerinin senaryo konusunda bayağı üst düzey olduğunu düşünüyorum bu dizinin. Kesinlikle katılıyorum ve benim de izlerken çok keyif aldığım ve eğlendiğim bir diziydi. Ve her karaktere ayrıca odaklanmaları ve bazı bölümlerde sadece bazı karakterlerin hikayesine odaklanıp sonraki bölümde onu tamamen göz ardı etmeden de devam edebilmeleri bence güzel. Genel olarak Brooklyn Nine-Nine'in benim de sevdiğim özelliklerindendi. Şimdi öncelikle dediklerinize katılıyorum. Gayet izlerken keyif aldığım bir dizi. Hatta Cadılar Bayramı bölümlerindeki o soygunlar Evet, çok çok iyiydi ya. güzel. Cidden. Yani sürekli bir şey, sürpriz unsuru çıkıyor falan. Ben burada en Kesinlikle. çok Gina'yı seviyordum. O diziden ayrılınca üzüldüm bayağı. Çünkü en çok ona gülüyordum yani. O çok ayrı, ikonik bir karakter gerçekten. Gina çok Ama dizinin komikti çıkış ya. noktası hani polisleri sanki vatandaşlara sevdirmek gibi, hani onlar da kötü değil ya gibi. Aslında ama yani o kadar da değil sanki. Sadece o noktada eleştiri yapıyorum. Polis oldukları için ve Jake Peralta'yı oynayan adam dişleri beni çok rahatsız ediyordu izlerken. Ya Ahsen genel olarak askeri ve polis yapımlarını eleştirmeye yönelik bir tutum sergiliyor bazen. Ama evet, orası öyle kesinlikle canım, Hani tabii ki de. sevdirmeye yönelik çok üzerlerine düşmeleri evet rahatsız edici. Katılıyorum ona. Evet yani Brooklyn Nine-Nine'la ilgili söyleyecek bu kadar. Az önce Ahsen şey dedi Hasan, yani polis oldukları için onları eleştiriyorum dedi, farkındaysan. Mesela hep böyle şeylerden bahsettik. Ben çok gençlere yönelik çekilmiş dizilerden, hani genç izleyici kitlesine göre. Ama bir dizi var ki The Kominsky Method diye. Çok güzel bir dizi. 2018-2021 seneleri arasında 3 sezonluk bir dizi. Bir oyuncu koçunun Los Angeles'taki hayatını anlatıyor. Bu adam tabii ki yaşlı bir adam. Başrol oyuncumuz da Michael Douglas, Sandy Kominsky adıyla dizide yer alıyor. Kızıyla Mindy ile birlikte bu stüdyosunu işletiyor. En yakın arkadaşı var. Onun adamın adı Norman. O da onun kaç senedir menajeri. Bunların hayatını izlediğimiz bir dizi ve mesela hani şey gibi değil. Bu kesinlikle sitcom değil yani. Yani sürekli güldürme telaşında olan bir dizi değil. Sadece çok keyifli zaman geçirebildiğiniz ve yaşlıların da komik olabileceğini görebildiğiniz bir dizi. O yüzden bence vakti olan hani 3 sezon çok vakit de almıyor. Netflix'te bulup izleyebilirsiniz. Yine 20'şer dakikadan oluşuyordu diye hatırlıyorum. Ve şu an şunu da görüyorum. 12 tane Emmy ödülüne aday olmuştu bir dizi. O yüzden bence şans verilebilir. Bu da bir başka önerim olsun. Ben de hep Teşekkür ederim. görüyordum. Netflix'e görüyordum. Ödül törenlerinde adaylıklarını falan görüyordum ama hiç oturup izlememiştim. Bunda not alacağım. Çok Bundan keyifli sonra gerçekten. hatırlayacağım. Hani izlenebilir. Hani şey değil bu.
oturayım da işte her gün 5-10 bölüm izleyeyim değil. Ha ben öyle yaptım. Orası ayrı mesele. Ama hani yemek yerken iki bölüm. Yapmayın diye. Aynen. Orada yemek yerken iki bölüm çok iyi. Yaşlıların da komik olabileceğini gösteriyor lafı. Şu an hani George Carlin öldü. Onu söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yaşlı linci de mi geliyor? Ya Yani... çünkü şöyle. Ya ama hani yaşlılar üzerinden hep bir drama, bir duyar kasalı muhabbeti var, anladın mı, yapımlarda. Ya Türkiye'de İşte mi elden aslında? ayaktan kesilmiş, şöyle böyle. Ama ya yani bu adamlar komik aynı zamanda ve çok kültürlüler de. Yani Los Evet. Angeles'taki Tabii ki ya. tiplerden bahsediyorum. Evet, Los Angeles'a bakıyoruz böyle ama işte Türkiye'ye bakınca Mahsun Kırmızıgül sinemasında yaşlıları Evet dövüp yani. yerlikte sandalyeden uçurumdan aşağı Ya fırlatma şey, bir dramalar olduğu için. zaten hani Mahsun Kırmızıgül kastında zamanda Geek Yapar'da Can Türkdoğan'ın da söylediği gibi ampute yaşlı olmazsa olmazı yani adamın zaten. Hani Mahsun Kırmızıgül filmlerine hazırlanırken sakatlanman gerekiyor ki o filmlerde oynayabilesin. Türk filmindeki yaşlılar, doğullar ve çocuklar zaten hani şey, ya o filmde hani yaşamaları bile mucize gibi oluyor genelde. Evet. Yani çünkü direkt ya O ölü. yüzden Ya öyle bugün Ahsen komple bizim son podcast'imiz olsun diye uğraşıyor gibi geliyor bazen. dedim. O kadar da linç yemeyiz ya. Ya Yani yok yok en yemeyiz ya. başından beri bundan Çok haklı bahsetmiyor şu an. muyuz işte? Bir şey demedik ki Komik ya. olsun, ofansif olsun. Biz bunları özledik. Bu değil miydi bizim Yok canım. azmetlemizde Yok yatan şey? zaten zaten hayır, ben bunu eleştirmiyorum. Güzel yap zaten. Şey değil mi? Yarın böyle most dislike. Neyse, dislike'lar da kapandı, görünmeyecek, sıkıntı yok. Evet, sıkıntı yok. Ne kadar Erkek şuna saygı tıklanırsak duyarak o kadar düzgün iyi. aynen. Moralimizi tutarız o kadar. Aynen öyle. Öyle bir şey de Sıkıntı yok. olmaz bu arada. Bu arada hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü insanların büyük bir çoğunluğu da zaten hani bizim gibi düşünüyordur ya. Yaşlılar Bence hariç. de ya. Ama bir şey söyleyeceğim de, linç yiyeceksek ben yiyeceğim muhtemelen ve hani Yok yok, sıkıntı yok. çarmıha bile gerilebilirim linç yeme konusunda. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, bir problem değil ya. Hem Kim nereden tanıdı beni şey değil mi? ya? Hasan podcast 4 Ahsen yok böyle. Çok tepki aldı Benim yerime gruptan birini çağırıyorsunuz falan. Ah, seni değiştirdik. Olmuyordu. Çok negatifti. Sürekli eleştiri falan. kardeşim neyden bahsetsek aşağı alıyoruz diye böyle. Ya neyi sevdiğimi söyleyemiyorum ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Hasan dedi mesela, hani benim en sevdiğim dizi dedi. Ben de dedim ki, ha evet çok iyi, benim de 2 numaralı dizim. O diziyle ilgili kötü bir şey söyledim mi mesela? İşte o favorin diye ona bir şey söylemedim. Favorin olmayan bir şeye sevdiğim dizi deseydi. Yani evet, Ben Prens seviyorum diye çıkmaz. deseydi, Prens deseydi Hasan'la sitcom konuşmazdım Aa, bir de şey, faşizan bir yaklaşım ama yani. mesela. Yarın öbür gün podcast'ı da terk edersin o zaman. Friends izleyene selam bile vermem falan diyeceğim. Değil mi? Yani kardeşim. Favorisi Friends olanın kültürü yoktur. Bu kadar basit. Bu kadar basit insan olunmamalı hatta. Ya bunun bir ötesi zaten hani favorisi Seinfeld olan primattır şekline dönüşecek. Bizimki de devam ederse. Evet.